Sevgili Ankaralılar, başımızın tacı kıymetli hanımefendiler, geleceğimizin teminatı kıymetli gençler, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Milli mücadelenin karargahı, istiklalimizin ve istikbalimizin başkenti Ankara'nın tüm seymenlerine, gazilerine, yiğitlerine buradan selamlarımı gönderiyorum. Şu muhteşem katılım Allah'a hamdolsun. Dün İzmir'de böyleydi. Aynı şekilde İstanbul Teknofest yine böyleydi. Yüz binler geliyor. Sandığa yürüyor yüz binler. 14 Mayıs'ın müjdesini veriyor. 14 Mayıs'a hazır mıyız? Sandıkları o gümbür gümbür patlatmaya var mıyız? Burası sıradan bir yer değil. Hacı Bayram'ın, Hüseyin Gazi'nin, Semerkandi Hazretleri'nin, Bünyamin Ayaşi'nin, Tapduk Emre'nin şehri Ankara'nın tüm ilçelerine, tüm mahallelerine buradan sevgilerimi iletiyorum. Ata ocağım Rize ise, doğup büyüdüğüm şehir İstanbul'sa, ülkeme ve milletime şanla, şerefle, gururla, aşkla hizmet ettiğim yerde Ankara'dır. Ankara'nın havasını soluyan, suyunu içen, ekmeğini yiyen, şehrine ve ülkesine buradan hizmet eden herkesin başımızın üstünde yeri vardır. Bu şehir ki gönül sultanının ifadesiyle fiziki yapısını oluşturan taş ve toprak arasında ruhunu oluşturan insanın da şekillendiği medeniyet pınarının menbaı olan yerdir. Ankara'yı ancak bu şehrin mana sırrını erenler anlayabilir, sevebilir, kucaklayabilir. Biz 21 yıllık Ankaralı olarak bozkırın ortasındaki bu şehri, taşı, toprağı, insanı, her şeyiyle seviyoruz. Rabbime, bana Ankaralılar gibi yol arkadaşları, dava arkadaşları, kader arkadaşları verdiği için hamd ediyorum. Her mücadelemizde yanımızda olan Ankara'nın tüm kadir şinas insanlarına şükranlarımı sunuyorum. Gençler, ne kadar kaldı? Ne kadar kaldı? Kapı kapı dolaşıyoruz değil mi? Bütün muhataplarımıza, bütün gençlerimize 14 Mayıs için hazır olu hatırlatıyorsunuz değil mi? Hanım kardeşlerim, sizler de aynı şekilde kapı kapı dolaşıyorsunuz değil mi? Bütün muhataplarınıza 14 Mayıs'ın önemini anlatıyorsunuz değil mi? Bu Bay Bay Kemal'in de ne olduğunu herhalde anlatıyorsunuz. Bunun ne denli yalancı olduğunu anlatıyorsunuz değil mi? Şimdi gelirken bir billboard gördüm. Ne diyor biliyor musunuz? Ankara daha iyi hizmete layık diyor. Dün baktım İzmir'de de Bay Bay Kemal billboard'a onu yazmış. İzmir'e iyi hizmete geliyoruz diyor. İstanbul aynı şeyi söylüyor. Ya 4 yıldır İstanbul'da ne yaptınız? Ankara'da 4 yıldır ne yaptınız? Aynı şekilde İzmir'de bir yağmur görmesin. Çamur, çukur alıyor başını götürüyor. Öyle mi? Ankara'da da öyle değil mi? Bunların 3 tane tanımı var.
Eğer CHP'yi tanımak istiyorsanız üç kelime yeter. Çöp, çukur, çamur. İstanbul'a belediye başkanı olduğum zaman ben de İstanbul'u böyle tanıdım. Çöp, çukur, çamur. Ve İstanbul'u bunlardan bu kardeşiniz kurtardı. Çöp dağlarından kurtardık. Çukurlardan kurtardık. Çamurlardan kurtardık. Hepsini geç. Susuzluktan kurtardık. Susuzluktan. Ankara'da susuz değil miydi? Burada da yine Melih kardeşimin gayretleriyle Ankara'yı da susuzluktan kurtardık. Bunları biliyorsunuz. İşte bunları bilmeyenlere hatırlatmak şart. Çünkü hafızayı beşer unutmayın, nisyan ile malüldür. Onun için de ya zaten söyledik biliyorlar, gene söyle.